LGS'ye son 115 gün gerçekten de çok değerli bir süre. Bu süreyi iyi değerlendirdiğimizde hayallerimizdeki liseyi kazanacağız arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda bu dünyada ilerleme kaydedenler adım adım gitmeye konsantre olmuş kişilerdir diyor. Gerçekten de bir anda hop diye bir yere varamıyoruz. Yavaş yavaş adım adım sabırla, azimle, gayretle varabiliyoruz. Dolayısıyla vazgeçmeyeceğiz. Gerçekten zor günler geçirdik. Korona çıktı, şu oldu, bu oldu ama biz vazgeçmedik. Sıkı sıkıya çalıştık ve inşallah da hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Günün yorumuna baktığımızda Cemre Su Demircioğlu diyor ki, Tonguç, LGS'ye son 4 ay kala nasıl netlerimizi artırabiliriz diyor. Öncelikle arkadaşlar LGS'de netlerimizi artırmamız için asla ve asla vazgeçmeden çalışmamız gerekiyor. Bakın LGS'ye girdiğinizde size esasında bir deneme soracaklar. Yani bir sözel deneme yapacaklar. İçinde mesela 2020 LGS'ye baktığımızda sözel soruların olduğu bir deneme yapacaklar. Sonra da bir sayısal deneme yapacaklar. Yani size soruların cevaplarının önünüzde olduğu, 4 seçeneğin verildiği ve üstte bazı bilgilerin de sunulduğu, sizden bir şeyler istenen bir sorular gelecek. Bunu zaten biliyorsunuz. Bununla alakalı size sınav sorulacaksa bol bol soru çözmeniz gerektiğini bileceksiniz. Yani sizin şu anda en çok keyif aldığınız şey, en fazla heyecanlandığınız şey soru çözmek olmalı. Dolayısıyla bol soru çözen öğrenciler zaten hiç endişelenmesinler, LGS'de kazanacaklar. Ve bununla alakalı da bizler sizleri zaten hem LGS kampımızda hem de LGS ilk tekrar programımızda. Hatta şimdi yeni bir programımız daha gelecek biliyorsunuz. Geliyor, yakın bir zamanda geliyor. Hızlanma programımız gelecek. Orada sizleri zaten mükemmel bir şekilde yetiştireceğiz. LGS ilk tekrar programımızı takip ettiğinizde birinci dönemi mükemmel bir şekilde tekrar diyorsunuz. Ardından da birinci dönemde netlerimizi cebimize koyduktan sonra ikinci döneme geçerken hızlanarak mükemmel bir şekilde LGS'ye gireceğiz. En sonunda da son tekrar programımızı yapacağız. Son tekrar programında da tüm konuları baştan sona tekrar edeceğiz. Ve LGS'de hayallerimize kavuşacağız. Dolayısıyla 4 ay kala netlerimizi artırmamızın yöntemi şu. Çalışmak, doğru çalışmak, doğru kaynaklarla çalışmak ve ardından da asla vazgeçmemek. Vazgeçmemek nedir? Yanlışımız çıktığında ya ben bu işi yapamayacağım demeyeceğiz. Israrlı bir şekilde devam edeceğiz. Günün kaynağına baktığımızda az önce söylediğimiz hızlanma seti arkadaşlar. Hızlanma setimiz yakında gelecek olan hızlanma programında kullanacağımız mükemmel bir set. İçerisinde paragraf, problem ve deneme var. Neden paragraf, problem ve deneme var? Bakın LGS'ye baktığımızda sözel kısımda yani Türkçenin olduğu, inkılabın olduğu kısımda en çok bakın anlam bilgisi paragraf. Paragraf, paragraf çeviriyorum. Uzun bir paragraf sorusu, uzun bir paragraf sorusu, paragraf paragraf yani esasında bir anlam bilgi sorusu ama metin oluşturuyorsun. Yeniden böyle uzun bir sözel mantık sorusu. Devam ediyorum buraya, bakıyorum burada yine paragraf paragraf hep paragraf soruyor. O zaman demek ki esasında bizden bak yine bir metin paragraf sorusu. Dolayısıyla hep böyle burada tabii dil bilgisi, bunlar dil bilgisi noktalama yanlış söylemeyeyim. Hep böyle dil bilgisinden ziyade paragraf soruyorsa bir kere paragraf halletmemiz lazım. Sayısala baktığımızda, sayısalda da bizi düşünmeye yönelten, bizim problem çözme yeteneğimizi ölçen sorular var. Yeni nesil sorular. Yani bilgiyi veriyor, formülü veriyor üstte ama ardından da bizim düşünme yeteneğimizi ölçen yeni nesil beceri temelli problem eksenli sorular var. Ve bize bunun için dedik ki ilk tekrarı öğrenciler bitirdikten sonra hızlanma setinde paragrafı, problemi ve deneme çözme işini mükemmel bir şekilde halletsinler. Yani hem hızlanmamızı sağlayacak paragraf soruları hem problem bankası hem de hızlanma denemeleriyle mükemmel bir şekilde LGS'yi harika bir şekilde halletsinler istedik. Şimdi hemen tanıtalım. Öncelikle paragraf 10 nedir ondan başlamak istiyorum. Türkçe'ye öncelik veriyorum. Çünkü zaten sınavda da önce Türkçe ile başlayacağız öyle değil mi? Sözel bölüm Türkçe ile başlıyor. Paragraf 10 arkadaşlar hızlanma ve odaklanmanızı sağlayacak paragraf denemelerinden oluşuyor. Açıyoruz içini. Hemen adım adımları var. Bakın hep anlam bilgisi ağırlıklı ve sadece paragraf ağırlıklı bu denemelerde beceri temelli yeni sorular var. Ve ilk denemede diyorsun ki bunu 7 dakikada 4 soruyu 7 dakikada çözüyor. Sonra 4 soruyu 6 dakikada çözüyor. Sonra 4 soruyu 4 dakikada çözüyor. Sonra 6 soruyu 12 dakikada çöz. Devam ediyoruz. 6 soruyu 11 dakikada çöz. 6 soruyu 10 dakikada çöz. 6 soruyu 9 dakikada çöz. 6 soruyu 8 dakikada çöz. 6 soruyu 6 dakikada çöz. Bak gittikçe zorlaştırıyoruz. Yani hızlanmayı ve odaklanmayı sağlıyoruz. Ve dikkat ettiyseniz hepsi de beceri temelli yeni soru. 8 soruyu 15 dakikada çöz. Normalde size 8 soru için 16 dakika verecekler. Ama biz 8 soruyu 15 dakika başlatıyoruz. Sonra 8 soruyu 14 dakikada çöz. Sonra 8 soruyu 13 dakikada çöz. 8 soruyu 12 dakikada çöz. 8 soruyu 11 dakikada çöz. 8 soruyu 10 dakikada çöz. Bak 8 soruyu 8 dakikada çözüyoruz. Yani artık sizin hızlanmanız için elimizden gelen her türlü motivasyonu, odaklanmayı sizlere sunuyoruz. Tabii ki bunlar zor hocam. Bunlarda takılırsak ne yapacağız? Karekoda okutarak
soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyorsunuz. Paragrafonun bir ötesi, yani paragrafons süre yönetiminden dolayı, odaklanma gücünden dolayı paragrafonun bir ötesi. Gerçekten efsane bir kitap oldu, mükemmel bir kitap oldu. Bence bu kitabı almalısınız bir. Hızlanma denemelerinden önce yeni nesil problem bankasını tanıtmak istiyorum. Bu da matematik problemlerini, yani yeni nesil matematik sorularını temelden zora doğru adım adım öğrenmenizi sağlayacak gene mükemmel bir kitap. Burada da ilk başta diyelim ki bir konumuz var. Nedir? Çarpanlar ve katlar konusu. Temelden öğreniyoruz. Orta sorularla pekiştiriyoruz ve ardından da zor soruya geçiyoruz. Hemen ardından çarpanlar ve katların ikinci kısmı. Temel, orta, zor. Çarpanlar katların üçüncü kısmı. Her bir kazanımda çarpanlar katları mükemmel bir şekilde bitirdikten sonra üst ifadelere geçiyoruz. Temel, orta, zor. Temel, orta, zor. Ve bu şekilde temel sorular ortadan zora geçiyor. Gittiysek mor arıyor tabii ki. Bu mor rengi biliyorsunuz neden yaptığımızı. Temel, orta, zor. Temel, orta, zor şeklinde devam ediyor. Bu şekilde hem birinci dönemin hem de ikinci dönemin tüm konularını, tüm matematiği, sadece birinci dönem değil, tüm matematiği mükemmel bir şekilde, doğrusal denklemler, üçgenleri muhteşem bir şekilde temelden zora doğru adım adım öğrenmiş oluyorsunuz. Hızlama denemeleri ise yeni nesil Milli Eğitim Bakanlığı sorularında, biliyorsunuz LGS tarzı sorularda, biliyorsunuz ki hızlanmak çok önemli. Öğrencilerden hep şu yorumu gördük biz. 2020 LGS. Hocam süre yetiştiremedim. İşte matematik soruları uzun uzun. Türkçe'de biraz süre... Hayır. Siz böyle bir sıkıntı yaşamamanız için sizlere mükemmel bir şekilde hızlanma denemelerini hazırladık. Hatta bu hızlanma denemelerinde de hızlama programında bunları beraber nasıl çözeceğimizi de sizlere göstereceğiz. Dolayısıyla bu tarz soruları da çözerek mükemmel bir şekilde sınavda başarılı olacağız. Hızlanma denemeleri, yeni nesil problem bankası ve paragrafons, yani hızlanma ve odaklanmayı sağlayan bu üç kitabımızı hızlanma setinin içine koyduk. Daha uygun bir hale getirdik. Dolayısıyla paragraflar, problemler ve deneme çözme gücümüzü geliştirerek mükemmel bir şekilde LGS'de başarıdan başarıya koyacağız. Günün okuluna baktığımızda Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'ni görüyoruz. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, hukuk havada uçuşuyor. Zaten bütün bu liseler sizler için hazır. İnşallah tertemiz yapıldı. Okullar açıldığında da buralara gideceksiniz. Güzel güzel okuyacaksınız. Bu ülke için tıpta, diş hekiminde, mühendislikte, avukatlıkta, öğretmenlikte, her tür meslekte en güzel yerlere sizler geleceksiniz. Çalışıp kazanıp ülkemizde kendinizi geliştireceksiniz arkadaşlar inşallah. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım, görüşmek üzere.